yani hayatını yeniden kurmuş. Tabii. İlk eş hangi hakla böyle bir şeyi tekrar yapabiliyor? İkincisi de şimdi muhtemel Duygu Hanım da o endişeyle aradı zaten. Başıma bir şey gelirse. Şimdi biz de duyuyoruz ki hep benzer şeyler. Ya da evliliği çatır diyor artık. Tabii. Yani şimdi burada ciddi bir zarar da var. Yani hem bu zararın maddi manevi tazmini olabilir, hem güvencesi olabilir. Şöyle de bir endişemiz var. Benim kendi adıma da var yani. Bunu çok duyduğum için evet, soracağım size. Şimdi duyuyoruz ki savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ya da işte şikayetçi olmuş. Evet. Belki daha önce saldırıya uğramış ama ki bunun çok örnekleri gelmiş, var. Evet. Şikayet yani etti deniyor. Kurtaramadık gördük deniliyor. Bu evet, cinayete engel olunamadı deniliyor. Gazeteler manşet atıyor. Kadın devlet ölmüş, koruyamadı. Var. Evet, devlet koruyamadı gibi. Daha önceden de şikayet ettiği çıkıyor. Şimdi nasıl oluyor? Yani burada şimdi Duygu Hanım'a onun yap buraya git savcılığa duyur suç duyursun da bunu uzaklaştırma kararı da talep edebilir. Tabii uzaklaştırma kararı talep edebilir ama asıl işte bu önemli olan bu tür bu şikayetlerin olması. Çünkü şimdi diyelim ki bir kadın tehdit görüyor. Nereye gitsin yani Duygu Hanım? Tehdit görüyor. Mesela işte savcılığa gitmiş zaten. Bir daha evet, zamanda uzaklaştırma isteyebilir. Hı-hı. Çünkü bu yeni yasa. Hı-hı. Sadece mevcut eşiniz değil. Sizin diyelim ki eski eşiniz rahatsız ediyorsa size. Evet. Onun için uzaklaştırma talebi. Peki o kelepçeler falan olabilir mi böyle bir durum için? Tabii ki. Tabii elektronik ki kelepçeler için. Onlar daha çıkmadı ama değil mi? Çıkacak. Çıktı şimdi mı? Kelepçe olayını daha tam anlamıyla yürürlüğe girme. Girmedi. Ya, ama yasası var artık. Girecek ama girsin yakın, aman çok güzel bir zamanda, şey o. Yakın bir zamanda girecek. İşte demek istediğim olay bu. Yani bu cinayetlere de dikkat ederseniz öncesinde hep bir tehdit var. Peki, önlenememiş yani. Peki ve siz, burada evet, ispatını isterler mi Duygu Hanım'dan? Şimdi Duygu Hanım'ın ilk eşi diyebilir ki benim çocuğum var. Ben çocuğumu i̇spatını görmeye istemezler, gidiyorum. Hayır, ispatını istemez. Çünkü şöyle yani burada dediğim gibi bu bir tedbir. Yani hı-hı, siz bu bir tehdit ve yaşam can güvenliği tehdit altındaysa hı-hı, ispatı olmadan mahkeme hemen karar veriyor. Uzaklaştırma. Hatta polis bile daha önceden ya da mülki amir bile mahkeme kararını almadan önce hemen karar verebiliyor. O yüzden hı-hı, uzaklaştırma kararı çıkar ama bu Serap Hanım söylediği konu çok önemli. Ya onu hemen iki cümleyle şöyle söyleyeyim. Telefonda bekleyen var ama yani bu Türk Ceza Kanunu bu tehdit ilgili maddesini değiştirmesi gerekiyor. Siz herkese bir konuma veremezsiniz. Yani buna ne bütçeniz yeter ne devletin gücü. Yani diyelim o kadar koruma yoğun ki bu ya, hani durumla maruz. Hüseyin Hanım düşünün ki bir korumayla berabersiniz hep. O da yaşamınızın bir nevi kısıtlanması demek değil mi? Tabii. Tabii. O yüzden yapılması gereken bu madde değişikliği. Bu kişinin tehdit eden kişinin de mutlak surette hı hı, terapi görmeden yani öfke bu adam artık kimseye zarar vermez raporu almadan cezaevinden çıkartılmamasıdır. Peki orada başka çok bir şey daha var. Çok evet, özür dilerim. Cezaevinde yani. Hani. Şimdi dediğiniz gibi çocuğu var kadının ve baba da ben babayım deyip yine aslında bir evet, açık kapıdır o. Çocuğunu görme bahanesi evet, taciz edebilir. Böyle bir durumda velayetin tamamen babadan alınabilmesi aynen, söz verilebilir, konusu mudur? Aynen. Tabii ki mahkeme o konuda karar verebiliyor. Diyor ki eğer gerçekten görmesi o de yasaklanacak ilişki, tabii, yani. Yani eğer zarar kötüye veriyorsa kullanılan bir ilişki mahkeme var çünkü. O kişisel ilişkiyi kararında kaldırabilir. Yani anneye karşı bir zararı evet, tabii, varsa adamın evet, 15 günde bir de görmesi onu yasaklanacak. Tabii ki mahkeme kaldır, can güvenliği tehlikesi varsa bunu da yapabilir. Yani benim demek istediğim şey şu. Tek tek korumak yerine kadınları, mağdurları tırnak içinde kaldırma, asıl o saldırganı etkisiz hale getirmek, evet, onu tedavi görünceye kadar gözetim evet, altında tutmak. Benim önerim bu. Evet. Doğru yani söylüyorsun. Bu o zaman o zaman Duygu Hanım duyduğunuz önerilere geçmiş olsun diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Ankara'dan Berna Hanım aramışlar. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba, iyi günler. İyi günler Berna Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Doktor Hanım'a bir sorum olacaktı benim de. Buyurunuz. Şimdi ben 8 yıllık evliyim. 25 yaşındayım. İki çocuğum var. Kaçarak evlendim. Maşallah. 25 yaşında iki çocuk. Ben de. Evet. Benim eşim ilk evlendiğimiz sıralarda beni eve koyardı. Kapıyı işaretler giderdi. Perdeleri çeşitli işaretler koyardı. Hani dışarıya çıkıp çıkmadığım bilmek için bu çeşit şeyler yapardı ve elbiselerime çok karışırdı. Ne giysem ona hani hiçbir şey giymemişim gibi gelirdi. Çok kıskançtı ve ben buna kıskançlık demiyorum, hatta hastalık diyorum. Bravo. Evet, ben kıskançlık demiyorum çünkü kıskançlık hani belirli sebeplerle olur. Biriyle konuşursun kıskanır ve çeşitli bunun gibi çeşitli bir hareketiniz olur, rahatsız eder, ondan dolayı kıskanır. Evet. O da değil aslında. Hiçbir şey yapmadan. Onu da evet, konuşacağız. O da değil. Evet. Mesela kazak giyerim, boğazın çok açık. Halbuki o kapalı, boğazın çok açık diyerek beni rahatsız ederdi. Ve ben bunun baskılarına dayanamayıp ailemin yanına gittim. Şimdi bana ailem diyor ki içkisi yok, kumarı yok, işte evine bakıyor, çocuklarına bakıyor. Sen neye geldin diyorlar. Ben bir türlü bunu anlatamıyorum nasıl bir insan olduğunu.
doktor hanıma diyorum bu nasıl bir psikolojiktir yani. Siz bu arada ne yapıyorsunuz şimdi? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben aslında çocuklarım var, onları düşünüyorum ama çocuklarım evde de hani psikolojiyi yok, çocuklar bozuluyor. Sizin yanınızda mı şu an? Hayır, benim yanımda değil. Çocukları onun yanına bıraktım. Çünkü aileme güvenip de çocuklarımı perişan edemezdim. Peki çocuklar şiddet görüyor mudur sizce? Çocuklar duymuyorlar beni. Yok yok, şiddet görüyor mudur çocuklarda? Hayır, şiddet görmüyor. Ben de şiddet görmüyordum. Çocuklarım da görmüyordu. Dayak olayı yok. Tamam. Eve kapatıyordu. Evde sıkma. Yani kimseyle görüşme, kimseye selam verme. Kimse eve gelmesin, gitmesin. Şunu giyme, bunu kıskançtı. Giyme. Bir kafesin içine kapattı sizi. Evet, aynen. Şu an yani, peki rahatsız ediyor mu? Kapalı cezaevi bile bir görüşü olur ama benim yoktu. Şu an rahatsız ediyor mu sizi? Şu anda telefonlar açıyor, çeşitli mesajlar atıyor işte. Sen bizi terk ettin, çocuklarını bıraktın, sen anne değilsin gibisinden psikolojik. Sen anne değilsin. Evet. Siz peki dönmek istiyor musunuz eşinize? Hayır, kesinlikle dönmek istemiyorum ama ben aileme bunu anlatamıyorum bir türlü. Evet. Şimdi öncelikle Berna Hanım, sizin kendi kararınız çok önemli. Yani bundan sonraki hayatınıza nasıl yön vereceğinizi siz belirleyeceksiniz. Çünkü Allah gecinden versin, anne babalarımıza da bir şey olduktan sonra ayakta durması gereken kişi sizsiniz. Yani bu hayat sizin hayatınız. Tabii. Elbette ki onlara saygı duyacağız. Elbette ki onların görüşlerini alacağız. Ama onların istediği gibi bir hayat tarzı yaşamayacağız. Hele hele sizi bu kadar boğan bir evliliğe madem dönmeyi de düşünmüyorsunuz, ki ben de tavsiye etmem bu şekilde yürüyen bir evliliğin devam etmesini, belki eşinizle birlikte bir danışmanlık alabilirsiniz. Evet, bir evet. Aile danışmanlığına lütfen başvurun. Yani eşinize danışmanı nereden buldun diye şey yapmaz mı? Yok yok, söyleyeceğim. Şimdi burada bir olumlu güzel bir şey var. Şiddet görmemesi. Yani fiziki şiddet dark görmemesi. Yok. Ama bu da psikolojik şiddettir ve belli ki kendisi de söylüyor zaten Berna. Bu hastalıklı bir durum. Yani eşin kendi elinde olmadan uyguladığı bir şey. Yani bu, perdeyi işaretlemek, aman camdan baktım diye. Burada biz yani eşin ciddi bir özgüven sorunu olduğunu, kişilik sorunu olduğunu düşünürüz. Bunu da kıskançlıkla karıştırmayalım lütfen. Kıskançlık da marazi bir duygudur. Doğru bir duygu değildir. Ben eşim işte öyle giydi. Orada da amaç, bak benim istediğim gibi davranmadın, benim istediğim gibi konuşmadın. Ben böyle düşünüyorum, gene hastalıklı bir duygudur. Yani seven kuralları insan, koymak yani. Evet, kural koymak. Seven insan kıskanır diye bir şey yoktur. Seven insan zaten sevdiğini biliyorsa, karşı tarafı da seviyorsa, ilişki karşılıklıysa evet, zaten kıskanılacak bir şey yok. Ama ben seviyorum, sen beni sevmiyorsun, ben o yüzden kıskanıyorum diyorsa zaten, hani sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevecek mi demişti ya. Ki kaçarak evlenmişti, mutlaka bir aşk vardı. Böyle bir şey yok. Yani onun için kıskançlığı hiçbir mantıki kalıba oturtamayız. Lütfen, seven insan kıskanır diye bir şey yok. Kıskançlığın dozu ayarı yok. Bunun ayarı gider. İlişki, sevgi karşılıklı güvene dayanır. Evlilikler karşılıklı güven güvene. Güven yoksa zaten bir şey yok. Çünkü onun için işte beni öyle giyiyordu. Ayrıca da niye karışıyor? Yani insanları hayatımıza soktuğumuz ve beraber yürüteceğimiz insanları niye değiştirmeye çalışıyoruz? Benim anlamadığım nokta bu. Çünkü tanıdığınız hali buysa ve evet, ben o halde tanıdıysam, sonra da öyle giy, saçını öyle yapma, böyle yap, onunla onu konuşma, bununla görüşme dediğinizde siz başka bir insan yaratmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra da gözünüz dışarı kayıyor bu sefer. Çünkü değiştirdiniz, evlendiğiniz kişi o kişi değil ki. Yani sizin hayatınıza aldığınız andaki kişi o değil ki ve doğal bir değişim değil ki bu. Dolayısıyla da Berna Hanım'a önerim, eşinizin eğer istiyorsanız tabii, yani bu evliliği sürdürmek istiyorsanız, birlikte bir danışmanlık almaktır. Değilse, istemiyorsa ailesine onu diyecektim. Değilse ailenize bir şey anlatamazsınız. Artık bazı şeyler klasikleşmiştir, değişmez, kronikleşmiştir, kemikleşmiştir. O düşünceyi değiştiremezsiniz. Siz değişirseniz onlar değişir. Yani siz kararlı olursanız, adımlarınızı sağlam atarsanız, kendinize güvenirseniz, çocuklarınızın arkasında durursanız ve kendiniz için bir şey yaparsanız Berna Hanım, herkes size saygı gösterir, emin olun. Ve bakın ne güzel öğrendik, burada da meslek edindirme kursları da açılıyor. Devlet eliyle de Berna kurunuyorsunuz. Berna Hanım için de geçerli değil mi bu? Tabii ki. Lütfen başvurun bu tarz belediyelere. Belediyeler sanıyorum bu işin içindeler. Evet. Bir takım kurumlar bu işin içindeler. Meslek edindirmek için gerekli yerlerden yardım alın. Ve kendi hayatınızı siz olumlu değiştirmeye başlarsanız pek çok şey değişecek, göreceksiniz. Geçmiş olsun diyorum size. Geçmiş olsun Berna Hanım. İstanbul'dan Züleyha Hanım aramışlar. Alo. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Programınızı çok büyük bir ilgiyle izliyorum. Çok İlk defa bugün yakaladım. Öyle mi? Şimdi şöyle bir sıkıntım var benim.
Ben 60 yaşında bir emekli öğretmenim. Çok güzel. Maşallah. Ve 33 yaşında bir oğlum var. Bu oğlum 4 yaşındayken babasından ayrıldık. Ve oğlum hep benimleydi. Ben bir daha bir evlilik gündemime gelmedi hiç. Ve hep birlikte yaşadık. Fakat 10 sene kadar önce oğluma bipolar bozukluk teşhisi kondu. İki uçlu mizaç bozukluğu. O zamanlar çeşitli şekilde imkanlarımı zorlayarak tedavisini yaptırdım. Ancak son yıllarda tabii ki yaşı ilerlediği için benim sosyal güvencemden yararlanamıyor. Kendinin sosyal güvencesi yok. Çalışamıyor. Ve gittiği yerde 3 gün 4 gün duruyor, bırakıyor. Ve neticede son bir sene içinde defalarla sudan sebepler, hiçbir bahane, hiç sebep yokken uçakla üzerime yürüdü. Ben her seferinde sindim ama yine de evladımdır. Onu bir şekilde bu davranışlarından dolayı suçlamayayım, aman ona iyi yaklaşayım. Çok özen gösterdim bu konuda. Herhalde fazla koruyucum oldum, bilemiyorum. Ve bu sene Ağustos ayıydı. Bir anda yine böyle sohbet ederken, ama her zaman niye bu adamla evlendin, beni bırak, ayrıldınız, neden ayrıldın, sürekli beni suçlayıcı, babasından ayrılmam nedeniyle 29 sene oldu ve sürekli beraber yaşıyoruz. Benim yaşam bitimimi, her şeyimi bilen bir ol. Ve neticede bu yaz Ağustos ayında bana çok büyük bir şiddet duyguları. Ve ben kendimi kaybetmişim. Yumruklarla sol tarafım, kafam, sadece kafama çalışmış, vurmuş. Bayıldım filan. Sonra sen dedi burada iyileşti, iyileşirsin dedi. Hastaneye filan gerek yok dedi. Neticede ben yalvar yakar ne olur dedim. Beni bir ambulans çağır, hastaneye götür. Ambulans çağırdı ve ben gidiyorum dedi. Eğer sorun olursa dedi, darp, sokakta darp edildim dersin dedi. Ve neyse ambulans geldi, bu gitmişti. Ve ben o ambulansla götürüldüm. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin nöroloji servisinde tedavi oldum. Hayati tehlike yok dediler ama başım belki 2-3 misli şişmiş durumdaydı. Gözlerim bütün morardı, her tarafım. Orada hastane polisi geldi ve ben şikayetçi oldum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Doğru yapmışsınız. Doğru yapmışsınız. Ve karakola gönderdiler. Tekrar yeğenim falan aldı beni, karakola getirdi. İfade verdim. Neticede 4 ay koruma kararı ve 4 ay evden uzaklaştırma kararı verildi. Ama bu dönemde ben tabii ki ancak iyileşebildim. Bir ay sonra, ki 3 ay kalmıştı koruma kararına, ben eş, dost, yeğenlerde falan dolaşıyorum. İnsan bu yaşta evsiz kalması çok kötü bir şey. Ve neticede tekrar avukat vasıtasıyla falan bu evi boşalttık, polis zoruyla. Evi boşalttık. Ben evime geldim. Şimdi oturuyorum. Ama onun sokaklarda yaşadığını duyuyorum. Bunun dışında ben evin giriş katı olduğu için perdelerim çekili. Kapı dışarı çıkmıyorum. Sürekli evdeyim. Korku içindeyim. Ama bir yandan onun içinde çok fazla üzülüyorum. Yani diyorum sokaklarda buna hak edecek bir çocuk değil. Mükemmel İngilizcesi olan kolej mezunu bir çocuk. Ama yapamıyorum, çıkamıyorum ortaya, korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ona nasıl yardımcı olabilirim? Yani bu konuda sadece içimi boşaltmak istedim. Adli olarak, hukuki olarak yapılacak bir şey sanıyorum yok. Mahkeme devam ediyor adliyede. Onun telefon numarasından ulaşıyorlarmış. Ama ben hiçbir şekilde iletişime geçemiyorum. Çok korkuyorum çünkü. Yani tedavi ettirsem ekonomik gücüm yeterli değil. Kendisinin hiçbir sosyal güvencesi yok. Komşular vasıtasıyla ona haber gönderdim. Bu genel sağlık sigortasından yararlansın diye. Hiçbir şey yapmamış. Yani ben bu çocuğa nasıl yardımcı olabilirim? Artık kendimden inanın ki vazgeçtim. Çok çok çok, çok geçmiş olsun Züleyha Hanım. Çok meşgul ettim. Yo estağfurullah. Estağfurullah. Yani ne yapılabilir? Bu çocuğu ben... kazanmak Züleyha Hanımcığım diyorum ama acaba geç mi kaldım diyorum. Yok yok, ben bir psikolojik olarak şöyle bir iki cümle söyleyeceğim. Sonra evet. Hukuki olarak Cengiz Bey çok daha aydınlatıcı bilgiler paylaşacaktır. Muhakkak yapılacak evet. Şeyler var. Şimdi bir öğretmen olduğunuz için
Siz tabii bir eğitimci olarak bilirsiniz de babanın ve annenin ayrı ayrı çocuk üzerindeki etkisi çok önemli. Ben merak ettim. Tabii. Bu süreçte babayla hiç görüşmedi mi oğlunuz? Baba İzmir'de yaşıyor. Ben hiç mi sahip çıkmadı? Oğlunu hiç mi görmedi? Çocuk hastalandıktan sonra aşı maddi bir şeyler, hastane masrafı, ilaç masrafı talep ederim diye hep kaçtı. Ama telefonla babasıyla görüşüyor. Ve çok sizi temin ederim, çok çok emin olarak söylüyorum. Ben bu yaşına getirdim. Bir tek kelime babası aleyhinde bir tek cümle dahi kurmadım kendisine. Baban iyidir oğlum, baban efendidir oğlum, babana bak senin her zaman ihtiyacın olabilir oğlum dememe rağmen bilemiyorum babasıyla ne geçiyor aralarında ama konuşuyorlardı telefonla, cep telefonundan, adresini kaybetti babası. Cep telefonuyla sadece konuşuyorlar. Olmaz yani. Babayla, şimdi bakın evlilikler bitebilir de baba sizin olmuş nezdinizde yani. Evet, ben... Aynen. Şimdi çocuk yetiştiren diğer anne babalara da ben bu anlamda bir yol göstermiş olayım. Sizin nezdinizde, sizin için artık 33 yaşına gelmiş bir çocuğun geçmişine dönmek mümkün değil ama. Tabii. Çocuk yetiştirirken anne baba ayrılabilir ama biz çocuklarımızdan boşanmıyoruz. Yani tabii. Anne baba bir arada o çocukla beraber olmalılar. Nedir bu? İşte anne baba, yani çocukla ayrı anne ayrı baba görüşmemelidir. Zaman zaman aile birliği sağlanmalıdır. Anne baba birliği, evlilik onların birliği değil. Onların arkadaş kaldığını da görmeli değil görmelidir mi? Görmelidir. Çünkü bu çocukların sünneti oluyor, düğünü oluyor, mezuniyetleri oluyor, işte törenleri oluyor. Buralarda birlikte olunmalıdır. Belirli zamanlarda anne ve baba statüsüyle, sıfatıyla o çocuğu seven bireyler olarak ve o çocuğun dünyaya gelmesine sebep olmuş bireyler olarak bir araya gelmek zorundayız. Yani işte baba İzmir'de yaşıyor, anne İstanbul'da yaşıyor, ortalarda bir çocuk, sizin şahsınız için söylemiyorum, tenzih ederek söylüyorum lütfen, yanlış anlaşılmasın. Burada çocuk işte o eksik kalan baba faktörü ya da anne olsaydı anne faktörü o yıllar sonra bu şekilde kişilik bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor bizim. Yani bipolar bozukluk teşhisi konmuş ama ben olayın başka yönlere kaymış olabileceğini de düşünüyorum. Bu bipolar, yani. Bipolar bozukluk tamamlamıyla nedir? Mizaç bozukluğudur. Yani 5 dakika değil tabii de, yani bir gün çok iyi, keyfi yerinde olan bir bireyin 2 gün sonra çok saldırgan, çok agresif, çok farklı bir kişiliğe bürünebileceği, çok uçuk kaçık şeyler yapabileceği, keyfi yerinde dediğimiz iyi durumda çok neşeli, çok coşkulu ama abartılı bir coşku bu. Bildiğimiz eğlenceli, neşeli bir coşku değil. Anne tabii bununla yaşamanın ne olduğunu çok ama iyi bilir. Ama anneye de dert gösterecek çok kadar zordur. Tabii. Değişkenlik şimdi gösteriyor. Şimdi burada zeka sorunu yoktur. Zekayı hiç karıştırmayalım. Aksine çok zeki insanlar olabildiği de biliniyor. Ama burada o zekayı doğru kullanmak var. Yani iyi niyetle kullanmak var. Burada ben baba faktörünün işte kişilik üzerinde o kadar önemi var ki babanın ya da annenin tek tek bir arada olamamalarının ve çocuğun hayatında bir arada olamamalarının çocuğun hayatını ve kişiliğini bu şekilde olumsuz etkilemiş olabileceğini varsayarak bipolar bozukluğunda yön değiştirmiş olabileceğini düşünüyorum. Belki başka ek problemler çıkmış olabilir. Şimdi bunları değiştirmek mümkün değil ama sizin nasıl korunacağınıza gelmek lazım. Sanıyorum yapılacak bir takım hem psikolojik, yani sizin rızanızla devlet eliyle psikolojik yardım alabiliyor olması lazım. Bir de hukuki boyutu var, onu da Cengiz Bey yanıtlasın derim. Ben hemen çok kısaca söyleyeyim. Lütfen buyurun. Şimdi birincisi, bir mahkemeye başvurarak bu çocuğunuzun tedavisini talep edebilirsiniz. Evet. Mahkemeden. Mahkeme bunda karar verip, çünkü sizi en azından korumak adına bu tedaviyi karar verebilir. İkincisi, çocuğunuzun hiçbir geliri yoksa bir gelir testiyle en azından bir yeşil kart almasını sağlayabilirsin. Çünkü tedavi, yani siz ne yazık ki yaşadığınız sürece bu sorunu yaşayacaksınız ve o da yaşıyor. Büyük bir sorun yaşıyor sokakta. Bunları yapmanız lazım. Ya mahkemeden isteyip ya bu arada da bir onun sosyal güvenceye kavuşmasını. Çünkü yeşil kart alamasanız bile, çünkü genel sağlık sigorta artık herkes sigortalı. Evet. Belli bir miktar prim ödenir. Hı hı. Çok yüksek değildir o prim. 70-80 lira civarında galiba. Hani bir, ama buna bile gerek olmadı. Yeşil kartla siz çocuğunuzun tedavisini sağlayabilirsiniz. Hemen, çünkü başka telefon olduğu için. Evet, telefonlarımız çok fazla. Züleyha Hanım, ellerinizden öpüyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın efendim. Almanya'dan Ahmet Bey aramışlar. Alo. Alo. Merhaba Ahmet Bey. Merhabalar. Benim 3 sorum olacaktı. Biri Avukat Bey olacaktı. İkisi de doktor hanıma. Buyurunuz. Avukat Bey, öncelikle söyleyeyim. Kendi benim değil de arkadaşımın adına soruyorum. Arkadaşımın 2 tane çocuğu varmış. Evet. Bunun 2002 yılında, 3-4 yılında vefat etmişler. Ama bu nüfus kayıt örneklerinden düşmemiş. Şimdi arkadaşım Alman vatandaşı, hep her zaman nüfus kayıt örneği aldığı zaman üstüne çıkıyor. Ama
küçük bir yerde öldüğü için oran nüfusta çalışan arkadaşlar da falan gelmiş cenazeye hatta. Bunlar demişler ki ya bunlar galiba tabii o iyice bilgisi yok nasıl düşürülecek falan. Bunlar hala nüfus kayıt örneğinde çıkıyor. Nasıl üstünden düşürebilir? Evet. Hemen kısaca cevap vereyim size. Yani bunu eğer artık o kayıtlarda hep sağ görünüyorsa bunu nüfus müdürlüğüne başvurursunuz. Dersiniz ki şu tarihte şu şekilde yaşamını yitirdi. Hı hı. Ama buna rağmen eğer orada kayıtta düzelmezse yapmanız gereken nüfus müdürlüğüne karşı kayıtların düzeltilmesi davası açmaktır. Hı. Yani nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için, tahsis için bir dava açılması gerekiyor. Peki Alman vatandaşı fark etmez ki. Alman vatandaşı da olsa ben şimdi Türk vatandaşım Almanya'da dava açabilirim değil mi? Yani evet. O Alman vatandaşı olması Türkiye'de dava açmasına engel değil. Orada bir konsolosluktan bir avukata vekaletname gönderebilir. Oradan burada bu şekilde barodan belki talep edebilir. Tabii barodan ama parası yani ancak ekonomik durumu kötü olanlara. Yok hayır yardımcı olma açısından. Tabii. Bir avukat. Yani orada bir avukata vekaletname gönderebilir, bu davayı açabilir. Ama ondan önce mutlaka nüfus müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurun ki. Hadi belki hiç dava açmaya gerek olmadan da bu sorunu çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Serap Hanım'a sorunuzu alalım Ahmet Bey. Evet, Serap Hanım'a sorun. Benim kendi sorun. Benim şimdi çocuklarıma çok düşkünüm. Yaklaşık 17 yıllık evliyim. 3 çocuğum var. Çok güzel. Çocuklarıma çok düşkünüm ama Almanya'da tabii ki biliyorsunuz biraz yaşam şartları, genç çocukların biraz yani kötü yollara gitmesi veya erken yaşta çok erkek arkadaşlarının olması nedeniyle benim çocuğum da başarılı, iyi bir okula gidiyor. Çok kız güzel. Çocuğum. Her zaman yani kızıma baskı yapmıyorum, şiddet yapmıyorum ama sözlü olarak her zaman diyorum ya kızım dikkat et, şu yap, bu yap. Bazen de kızım işte ya çok üstüme geliyorsun diyor, çok şu oluyorsun ama ben de hep böyle korkuyorum, farkındayım. Yani çok üstüne gittiğimi, bunu nasıl kendimi engelleyebilirim? Bravo. Tabii bizim örf ve adetlerimiz, yabancı bir ülke, evet. O sınırı nasıl çizeceksiniz kızınızla? Tebrik ediyorum. Bir sorumu da söyleyeyim.